İyi akşamlar değerli izleyenler. TV 52 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Tülay Ünlü. Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Harun Maytalman'ın cenaze törenine katılmak üzere orduya gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, hiçbir terör örgütü ve onların arkasındaki akıllar zannetmesin ki bu saldırılarıyla Türkiye'yi kuşatacaklar, Türkiye'nin önünü kapatacaklar, Türkiye'nin geleceğini esir edecekler, Türkiye'yi hiçbir şekilde kendi istedikleri istikamette diz çöktüremeyecekler dedi. Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Harun Maytalman'ın cenaze törenine katılmak üzere orduya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye bir senedir sadece bir tek terör örgütüyle değil, pek çok terör örgütüyle eş zamanlı olarak büyük bir mücadele veriyor dedi. Bir taraftan PKK, bir taraftan IŞİD, bir taraftan FETÖ örgütleriyle Türkiye hem terörle hem darbe tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline yapılmış açık bir saldırıdır. Ve öyle görünüyor ki terör örgütlerinin hepsinin arasında da ciddi bir dayanışma içerisinde bu saldırılarını sürdürüyorlar. Ancak milletimiz birlik beraberlik içerisinde bütün farklı kesimleriyle tek yumruk halinde bu terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadeleyi sürdürüyor. Nasıl 15 Temmuz akşamında 79 milyon hep beraber darbeye karşı durduysak, 15 Temmuz'dan sonra darbede başarılı olamayan unsurların terör örgütlerini devreye sokarak sürdürdükleri Türkiye'yi yok etme mücadelelerinde milletimiz aynı kararlılıkla onların karşısında duracaktır. Hiçbir terör örgütü ve onların arkasındaki akıllar zannetmesinler ki bu saldırılarıyla Türkiye'yi kuşatacaklar, Türkiye'nin önünü kapatacaklar, Türkiye'nin geleceğini esir edecekler, Türkiye'yi bir şekilde kendi istedikleri istikamette diz çöktürecekler zannetmesinler. Bütün terör örgütleri hep beraber saldırsa da, onların arkasındaki bütün ortak akıllar hep beraber hareket etse de bu savaşı milletimiz kazanacaktır. Kurtulmuş Cerablus'taki Fırat Kalkanı harekatına yönelikse şunları söyledi. Terör örgütleri biliyoruz ki özellikle geçen sene Temmuz ayından bu yana saldırıları artıran terör örgütlerinin çok ciddi şekilde Suriye'den lojistik destek aldıklarını, oradan insan kaynakları desteği sağladıkları, hatta askeri anlamda, mühimmat anlamında da büyük destekler sağladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de terörün bu kadar azmasının önemli nedenlerinden birisi Suriye'de ortaya çıkmış olan siyasi istikrarsızlıktır. Tabir caizse Suriye maalesef son 5 yıldır dünyadaki bütün silahlı örgütler için bir cennet haline gelmiştir ve Suriye bir örgütler konfederasyonu haline dönüşmüştür. Dolayısıyla Türkiye, Suriye'den kendi topraklarına gelen, Türkiye'nin birliğine, dirliğine karşı saldırı mahiyetinde olan bütün bu hareketliliği yakinen takip ediyordu. Biliyorsunuz hem teröristlerin için bir orası bir kaynak halindeydi, hem de aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli illerine, yerleşim yerlerine oradan bir takım roketlerle saldırılarda bulunuluyor. Havan topları atılarak vatandaşlarımızın vefat etmesine, yaralanmasına neden olunuyordu. Dolayısıyla Türkiye için Suriye'deki bu olayları yakinen izledik ve bir son noktaya gelindi. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde kendi ulusal bütünlüğünü korumak, sınır güvenliğini teminat altına almak bakımından Suriye'nin Cerablus bölgesindeki, Mara Cerablus hattındaki terör örgütlerine karşı bir mücadeleyi başlatmıştır. İnşallah en kısa sürede oradaki mücadelede IŞİD'i ve diğer terör örgütlerini Türkiye'ye bir tehdit olmaktan uzaklaştıracağız ve o alanı temizleyeceğiz. Bu kararlılıklı operasyonumuz son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu operasyondaki amacımız gerçekten ani, hızlı, sonuç alıcı bir operasyonla o bölgeyi bütünüyle terör örgütlerinden temizlemektir. Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne dün sabah PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla düzenlenen intihar saldırısında
11 polisimiz şehit olmuştu. Şehit olan 11 polisten evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki Harun Maytanman, memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesinde 5000 kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Şırnak Cizre ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'ne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Harun Maytanman için memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesinde tören düzenlendi. Hüdellil müttegînellezîne yu'minûne bil gaybi ve yuqîmûne's-salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Samsun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki görevinin ardından bir hafta önce şark hizmeti için Cizre'ye giden ve burada şehit düşen Maytanman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında Kabataş ilçesindeki belediye meydanına getirildi. Törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti milletvekilleri Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı ve Fuat Köktaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoru, AK Parti Ordu İlçe Başkanı Uğur Çelenk, İl Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, İl Emniyet Müdürü Caner Tayfur ve vatandaşlar katıldı. Allah için namaza, Resulullah için salavata, şehit için duaya, er kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Subhanekallah. Şehit Harun Maytanman'ın 2 yaşındaki oğlu Berkay, babasının silah arkadaşlarının kucağından inmedi. Şehit cenazesinin olduğu alana gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şehidin yakınlarına taziyelerini iletti. İl Müftüsü Mustafa Kolukısıoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Maytanman için dua edildi. Bu imtihan dünyasından ebedi hayata, şehitlik mertebesine ulaşarak göç eden, cenaze namazını kıldığımız aziz şehidimiz Harun Maltayman kardeşimize rahmet eyle. Rahmetinle kucakla Allah'ım. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, namazın ardından tören alanındaki vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Aziz vatanımız, malum her türlü şer odağının ortak hedef olarak seçtiği taarruzların altındadır. Allah bu ülkenin, bu devletin, bu bayrağın düşmanlarını kahru perişan eylesin. Dört koldan bütün güçleriyle ülkenin dirliğini, birliğini, istikbalini ve istiklalini yok etmek için çalışıyorlar. Bütün bu terör örgütlerine karşı, darbecilere karşı millet olarak tek yumruk olduk. Bir tarafta FETÖ, bir tarafta PKK, bir tarafta DAEŞ. Hepsine karşı millet olarak, 79 milyon olarak tek yumruk, tek yürek olarak devam edeceğiz. Bu millete diz çöktürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Kalabalığın içinde şehit Harun Maytanman'ın ruhen var olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti. Bugün sizin bu kalabalığınızın, bu kalabalığımızın içinde Harun kardeşimizin de ruhen var olduğunu biliyoruz, buna inanıyoruz. Bütün şehitlerimizin aramızda olduğuna inanıyoruz. Harun kardeşimiz Allah'ın takdiriyle çok anlamlı bir günde şehitlik mertebesine ulaştı. 26 Ağustos Anadolu topraklarının İslamlaşmaya başladığı günün başlangıcıdır. Hiç kimse, kendisinin de doğum günü, hiç kimse tereddüt etmesin. Bu topraklar kıyamete kadar Müslüman Türk milletinin toprağı olacaktır. Bu topraklarda düşmanlarımız asla payidar olamayacak, asla beklediklerine ulaşamayacaklardır. Konuşmanın ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da şehidin yakınları ve meslektaşları
tabutu cenaze nakil aracına taşıdı. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Maytalman'ın cenazesi Beylerli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Şırnak'ın Cizre ilçesinde bomba yüklü kamyonla yapılan hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Harun Maytalman'ın cenazesi Kabataş ilçesine getirildi. Cenaze töreninde konuşan şehit Harun Maytalman'ın eşi Neşe Maytalman, "Şehidim benim namusumdur. Ölene kadar onu taşıyacağım." dedi. İlla hamimen ve gassakan cezaen vifaka. Şırnak Cizre ilçesinde PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan 11 polis memurundan biri olan ordulu Harun Maytalman, ordunun Kabataş ilçesinde toprağa verildi. Şehit Harun Maytalman'ın naaşı başında eşine seslenen Neşe Maytalman'ın söyledikleri yürekleri dağladı. Şehidin eşi Neşe Maytalman, gazetecilere yaptığı açıklamada hainlere inat dik duracağını belirterek oğlunu polis ya da asker olarak yetiştireceğini belirtti. Allah'ın takdiri diyorum yani. Gerçekten çok acı verici. O gün olması çok acı verici. Ama ne yapalım? Sabredeceğim, metanetli olacağım. Maytalman şehidin acı haberini evinde aldığını ve o esnada Şırnak'a taşınmak için eşyalarını topladığını vurgulayarak eşiyle en son yüz yüze 28 gün önce görüştüğünü anlattı. En son 28 gün önce. Telefonda nasıl en son görüştünüz? Telefonda mesajla görüşüyorduk çünkü çok arayamıyordu. Çünkü sadece olmuyordu. Peki sizi de yanına alacaktı. O konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tayini yeni çıkmıştı. Evimi toplamıştım. Olayın olduğu sabah halılarımı topladım. Halayı kimeceye götürmeye gittim. Kapımda polisler, ikili haber vermeye gelmişler yaralı diye. 2 saat sonra da evin ortasında bir adam dikildi. Başın sağ olsun dedi. Şehidin kayınpederi Şenel Bürçek ise damadının emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkacağını vurgulayarak damadının bilerek ve isteyerek doğuya gittiğini kaydetti. Devletini çok seviyordu. Cizre'ye en az 3-4 sefer gitmişti. Gönüllü mü gitti? Gönüllü gitmişti daha önceden. Dış yani geçici göreve gitmişti. Nusaybin'e gitti. Van Muradi'ye gitti. Biz ne kadar yani korkmuşsak o diyordu ki ben vatanım için, milletim için hiç korkmuyorum. Merak etmeyin diyordu. Özellikle Cizre'yi başa yazmıştı. Peki en son ne zaman görüşmüştünüz abi? En son 26 gün önce görüşmüştük. 28 gün. Evet, 28 gün sonra yani önce görüşmüştük. Yanıma gelmişti ben köyde. Diyordu ki hiç merak etmeyin bizde ölmek, şehit olmak falan hiç böyle bir şeyler tereddüt değil. Yeter ki siz merak etmeyin diyordu. Ben o yüzden diyorum ki yani Harun Maytalman şehidimiz, vatanın evladı, vatanın oğluydu diyorum. Kastamonu'da şehit polis memuru Harun Maytalman'ın cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan orduya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu anne, baba ve çocukları yaralandı. Şırnak Cizre ilçesindeki terör saldırısına şehit düşen Harun Maytalman'ın cenazesine katılmak üzere orduya gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre şehidin cenazesine katılmak için İstanbul'dan orduya hareket halinde olan Hüseyin Maytalman idaresindeki 34VYY97 plakalı otomobil Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Samsun kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle eşi 36 yaşındaki Nurgün, çocukları 16 yaşındaki Kerimcan, 10 yaşındaki Berat ve 5 yaşındaki Mehmet Yasir Maytalman yaralandı.
Ambulanslarla Tosa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ordu'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 4 avukat tutuklandı. FETÖ soruşturmaları sürüyor. Ordu'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 4 avukat tutuklandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 18 Ağustos'ta gözaltına alınan 4 avukatın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Avukatlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Efirli Cezaevine gönderildi. Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatı 15 liraya ulaştı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, fiyatların artmasında en önemli etkinin rekolte kaybı olduğunu söyledi. Ve eski fındık yeni fındık tartışmalarına ilişkin de oyuna gelmeyin çağrısı yaptı. Fındık fiyatı yavaş yavaş yükseliyor. Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatı 15 liraya ulaştı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, sezona 11 liradan başlayan fındık fiyatının arz talep durumuna göre sürekli artış gösterdiğini belirterek, şu anda serbest piyasada fındık fiyatı 15 liraya kadar yükseldi. Geçen sezon 7,5 liraya kadar düşen fiyatlar yeniden yükselerek istediğimiz rakama ulaştı dedi. Fiyatların artmasında en önemli etkinin rekolte kaybı olduğunu dile getiren Cörüt, fındık fiyatlarının her geçen gün yükselmesi 2016 yılı rekoltesinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Özellikle kamuoyunda açıklanan rekoltenin de daha sonra gerçekleşmediğini tahmin ediyoruz. Çünkü tahmini rekolte kamuoyuna duyurulduktan sonra birçok bahçede dökülmeler oldu. Bu da rekoltenin daha da düşmesine sebep oldu diye konuştu. Cörüt bu sezon piyasada çok ciddi fındık sıkıntısı yaşandığına inandıklarını kaydederek şöyle devam etti. Borsalarda işlem gören fındık miktarlarına bakıldığında geçen sezondan bu sezona devreden fındık miktarı ancak 2016 yılı rekoltesinin de düşük kalmasıyla depolar bir anda boşaldı. Bu nedenle fındık açığı olan manavlar ya da fabrikalar bir an önce bu açığı kapatmak için fiyatı arttırarak mümkün olduğunca daha fazla fındık almanın peşine düştü. Düşük rekolte karşısında hiçbir manavın borsa fiyatlarına uymadığını ve İstedikleri fiyattan fındık almaya başladıklarını da anlatan Cörüt, geçen sezon herkesin borsanın açıkladığı fiyatları baz aldığını ancak bu sene durumun tam tersi yaşandığını söyledi. Cörüt, kimsenin borsa fiyatlarını dikkate almadığını savunarak, tüccarlar arasında adeta yarış var. Herkes fiyatların daha da artacağı endişesiyle daha fazla ürünü satın alıp deposuna koymak istiyor. Açıkçası bu sezon kozlar üreticinin eline geçti. Geçen sezon bu üreticiyi çok üzmüşlerdi. Şimdi gülme sırası üretici de ifadesini kullandı. Birçok manavın geçen seneye ait ürünü eski diye 1 lira daha düşük fiyattan aldığını kaydeden Cörüt, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını söyledi. Cörüt, fındığın eski olabilmesi için üzerinden en az 5 yıl geçmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu. Bazı uyanık tüccarlar geçen senenin fındığını eski diye 1 lira düşük fiyattan alıyor. Hiçbir üreticimiz bu oyuna gelmesin. Yeni sezon ürünü neyse eski sezon ürünü de aynıdır. Hiçbir yerde fındıkla yapılan ürünlerde eski ürün ibaresi kullanılmıyor. Madem ki böyle bir şey var, o zaman fındıkla yapılıp satılan ürünlerin etiketlerine de eski ürünler yapılmıştır diye not düşsünler. Fiyatını da ona göre düşürsünler. Onlar ürünlerini satarken eski, yeni ayrımı yok. Ancak üretici satarken eski, yeni ayrımı yapıyorlar. Biz buna kesinlikle karşıyız. Kimse üreticilerimizi kandırmaya çalışmasın. Üreticiler Birliği, Fisko Birlik üreticilerin ürünlerinin veriminin artırılmasına katkı sunmak amacıyla bazı avantajlar da sunuyor. Ordu Fisko Birlik Müdürü Turgay Cörüt, Fisko Birliği'nin üreticiye sunduğu avantajlardan bahsederek Fisko Birliği'ye sahip çıkılmasını istedi. Ordu Fisko Birlik Müdürü Turgay Cörüt, üretici birliği olan Fisko Birliği'nin fındık üreticisi olan ortaklarına sunduğu avantajları anlattı. Cörüt, fındığın alımı ve satımının yanı sıra üretim veriminin artırılmasında da üreticilere katkı sunduklarını belirterek Fisko Birliği'nin ayakta durması için üreticilerin birliklerine sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Biliyorsunuz bu sene hasat beklenilen düzeyde değil. Tabii çiftçilerimizin gelirleri bayağı bir düşük. Onun için ben özellikle önümüzdeki dönemde zarar görmemeleri açısından hem ürünün kalitesinde hem ürünün rekoltesinde hem bakın devletimiz Tarsim'le ilgili bir havuz sigorta kurdu. Tarsim'in %66'sını devletimiz tarafından karşılanıyor. Bunun %33'lik kısmı çiftçilerimiz tarafından karşılanıyor. Don'a karşı, sele karşı, heyelana karşı, fırtınaya karşı birçok avantajı var. Ben şunu diyorum üreticilerimize, tüm ordulu, il ve ilçedeki üreticilerimize. Kesinlikle Fiskobirlik bu konuda sigorta primlerini, gübre ihtiyaçlarına, tarım aletleri ihtiyaçlarına çok üreticilerimizin menfaatine olan çok düşük ücretlerle ve üreticinin lehine çiftçilerimize sağlıyor. Mesela bu sene Mart ayında aldığı gübresinin bedelini Eylül-Ekim ayında. Eğer ürün yöreye göre değişiyor. Mesela Ulubey'in ya da Kabadüz'deki üreticilerimiz bir ay geç ödeyebilir parasını. Merkezdeki üreticilerimiz Eylül ayında ödeyebilir. Bu konuda ben üreticilerimize özellikle bu konuda hassasiyetle durmalarını istiyorum. Eğer bir köyde topluca çiftçilerimiz varsa 20 tonluk bir gübre ihtiyacı varsa gerekirse hep bir araya gelirler. Muhtarlarımızla biz iletişim kurarız. Çiftçilerimizin gübre ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürürüz. Ama tabii dolayısıyla bunun bir maliyeti var. Bir ton iki tona değil de ama mesela bir köy gübre almak istiyorum. Bir sene sonraki Eylül ayında ödeyeceğim. Yani Mart ayında alacak, Eylül ayında, Ekim ayında ödeyeceğim. Sigorta yaptırmak istiyorum. Sezon sonunda ürün hasatını yaptıktan sonra ödeyeceğim. Bu konudaki Fiskobirlik'in çiftçilerimize sağladığı imkanlardan yararlanmalarını özellikle istiyorum. Çünkü bu kurum üretici birliği, çiftçilerin kuruluşu. Kesinlikle güçlü olması, bakın insanlar Fiskobirlik fındık alıyor mu diye her gün bize telefonlarla açıyor. Fiskobirlik her zaman ayakta durmalı, duracaktır da. Ben buna inanıyorum. Binlerce ortağı var. Fiskobirlik desteklenmesini istiyorum. Bura şahıs kurumu olmadığı için çiftçiler bu kuruma sahip çıkmalı ve kesinlikle şu anda çiftçilerin lehine işlemler yapılmaktadır. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin ziyareti sırasında uğradığı suikast girişimi nedeniyle CHP Ünye İlçe Başkanı Ali Yalçın ve ilçe teşkilatına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar CHP'yi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'de uğradığı suikast girişimini nefretle kınayan Başkan Çamyar, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Terörün uzantısı olan FETÖ terör örgütünün de gün yüzüne aşikar bir şekilde çıkıp hem sivil vatandaşı hem meşru seçilmiş hükümeti hem de muhalefet partilerini doğal olarak hedef almasıyla başlayan Türkiye'deki o birlikte duruş terör örgütlerinin çokça dikkatini çekmiş olacak. Onları çokça rahatsız etmiş olacaklar ki bu süreci baltalamak, akamete uğratmakla ilgili CHP Genel Başkanlığı'na yönelik o menfur saldırıyı gerçekleştirdiler. Biz şiddetle, nefretle bu saldırıyı bir kez daha buradan kınıyoruz. Bu birliktelik ortamını bozmak için her fırsatı değerlendiren terör örgütlerinin bu tarz saldırıları arttırdığına dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Cizre'de gerçekleştirilen hain saldırıya da değindi. Cizre'den geldi hain saldırı. Bir tane de şehidimiz Ordu'da var. O şehitlerimize de rahmet dileklerimizi buradan iletiyoruz. Zaman birlikte olma zamanıdır. Zaman kol kola girme zamanıdır. Zaman vatan için, bayrak için, ezan için dik bir duruş gösterme zamanıdır. İktidarın muhalefeti hiçbir ayrım olmaksızın bu duruşu Türkiye'de aynı şekilde göstermeye devam ediyor. Ziyarette konuşan AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Ayrıca şehit olan güvenlik güçlerine de Allah'tan rahmet diliyorum dedi.
Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi içinde çok geçmiş olsun diliyorum sizlere. Ben de bu olayları yapan her kimselere nihayet olsun diyorum. Bizim devletimiz bunların hakkından gelecek güçtedir. Şehit olan güvenlik güçlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra bu birlikteliğimizle biz bunların hakkından geleceğiz. Korgan'da besicilik yapan Cemalettin Subaşı'nın 4 tanesi bulunduğu otlakta kayıplara karıştı. Çalındı mı ya da kayıp mı olduğu bilinmeyen bu olayın ilçede her yaz döneminde yaşandığı iddia edildi. 4 tanesi kaybolan Cemalettin Subaşı ise şimdilerde hayvanlarının akıbetini bilen varsa kendisine ulaşmasını bekliyor. Korgan'da besicilik yapan Cemalettin Subaşı'nın İlçeye bağlı Yeşilalan Mahallesi, Pencik Yaylası'nda evinin 300 metre ilerisindeki otlakta bulunan büyükbaş hayvanlarından 4'ü kayıplara karıştı. Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Dere, ilçede bu tür kayıpların hemen hemen her yaz yaşandığını iddia ederek hem güvenlik güçlerini hem de hayvan sahiplerini uyardı. Bu yüksek ilçelerimizde yaz aylarında sis genelde çok oluyor. Evet. Sistem faydalanarak bu hırsızlık olayları biraz fazla oluyor. Bunun önlenmesine başladık. Önce bir vatandaşlarımız kendileri hayvanları çobansız yaylıma, otlakiye bırakmamaları lazım. Daha sonrasında da devletimize düşen görev, ilçe tarım müdürlükleri kulak küpelerine ve hayvan taşıyıcı arabaları sürekli denetlemeleri lazım. Özellikle Kurban Bayramı mevsiminde hayvan sevkiyatı çok olduğu için hayvan sevkiyatı bayağı bir dikkatsizlik, yani çok... Zaten Kurban Bayramı münasebetiyle işte hayvan taşınıyor diye biraz herhalde bir boşluk oluşuyor. Genelde de kurbana yakın zamanlarda bu işler artıyor. Yani kurban hayvanı olmasa da çalınanlar, ya bu arada herhalde bu denetimde bir boşlukta oluyor ki bunlar meydana geliyor. Yani bunun önlemi kasapları, işte canlı hayvan taşıcı arabaları, kapalı arabaları güvenlik güçlerinin gördüğü yerde denetlemesi ya da bakması lazım. Korgan ilçesinde besicilik yapan Cemalettin Subaşı ise çalınan ya da kaybolan 3 erkek bir dişi danasının akıbetiyle ilgili bilgisi olan vatandaşlardan kendisine ulaşmasını istedi. Çevrik'ten saat 4-5 sıraları alındı mı veyahut çıktılar mı? Haberimiz olmadan kayboldu. Dört mal kayboldu. Sadece 4 hayvan mı vardı yoksa? 7 tane vardı. 7 tane vardı. 4 tanesi kayıp. 4 tanesi kayıp. 3'ü inek kısmı geldi. 4 tane. 3'ü erkek. Bir dişi düve kayıp. Peki maliyeti ne kadardır bu danaların? 16-17 bin liraya yapabilir. 16-17 bin lira yapar. Peki daha önce bu bölgelerde böyle hırsızlıklardan duydunuz mu? Geçen sene 2 tane Hasan Güney isminde bir arkadaşın, komşumuzun hayvanları da kaybolmuştur. Bulundu mu peki onlar? Bulunmadı. Ordu'nun en büyük gölü olma özelliğine sahip olan denizden 1200 metre yükseklikte bulunan Ulugöl, turistik bir konaklama merkezi olmaya aday. Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, hazırlıkların Ekim ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Ordulu vatandaşların hafta sonları dinlenmek için tercih ettikleri Ulugöl artık daha da güzelleşiyor. Doğal dokusu bozulmadan düzenleme çalışmalarının hızla devam ettiği Ulugöl'de vatandaşların konaklama hizmetine açılacak olan bungalov evlerin değerli bir yatırım olduğunu söyleyen Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, hazırlıklar Ekim ayına kadar tamamlanacak dedi. Yürüyüş yollarının döşemesi yapılıyor, yol döşemesi yapılıyor. İskeledir, araç yolların yürüyüş yoludur, yaya yolların yürüyüş yollarıdır. İskele ve bir takım şeylerle beraber 2-2,5 ay içerisinde buradaki planlanan, milli parklar tarafından planlanan proje uygulanmış olacak. Sizin vesilenizle biz de bu akşam orada bu yapılan çalışma yerinde inceleme şansı bulduk. 3 gün önce başladı bu çalışma. Tahmin ediyorum 10. ayın içerisinde bitmiş olacak.
Tamamlanan çevre düzenleme çalışmalarının ardından hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak adresi olarak düşünülen Ulugöl, doğal tabiatıyla adından sıkça bahsedileceğe benziyor. Bakanlığımız tarafından yatırım noktasında düşündüğümüz çalışmanın birinci bölümü bu. İkinci bölümü de yaklaşık 1 milyon civarında bir yatırıma beraber burada düşündüğümüz şeyle tamamlanmış olacak. İnşallah 10 tane bungalov tipi evin yanında bir 10 tane daha farklı sosyal ihtiyaçları giderecek projelerde uygulandığı zaman inşallah burası turizme, yerli ve yabancı turizme açılacak olan ordunun incisi olacak inşallah. Fındık Araştırma Enstitüsü'nce kabuklu fındığın güneşte ve makineyle kurutulması arasındaki kalite ile aroma farklarının ölçülmesi amacıyla proje uygulanıyor. Karadeniz bölgesindeki yağışlar ve kurutma için yeterli alan olmaması nedeniyle fındıkta makineli kurutma sisteminin uygulanabilirliği ve bu sistemin kalite üzerine etkilerinin araştırılması projesi hazırlandı. 2 yıl sürecek olan proje sonucunda iki yöntem arasındaki kalite ve aroma farkları ortaya çıkarılacak. Ülkemizde şu anda patoz makinesi kullanılmakta mekanizasyonda. Fakat özellikle yurt dışında ülkemizde de yeni yaygın olan kurutma makineleri de vardır. Amerika gibi, İtalya gibi fındık üreten diğer ülkelerde kurutma işlemleri büyük kurutma makinelerinde hava sirkülasyonu sayesinde 12 saatte, bir günde, çok kısa sürede bitmektedir. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akkar yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki yağışların Eylül ayı içerisindeki hasat sonrasındaki kurutma dönemine denk geldiğini belirtti. Malum Karadeniz şartları zaman zaman yağmurlu ve bulutlu gidebiliyor. Bu durumlarda da artık kurutma makinesinin de ülkemizde kullanılabilirliğinin ve yaygınlığının artması gerekmektedir. Fındık Araştırma Enstitüsü olarak güneşte kurutulan fındıklar ve kurutma makinesinde kurutulan fındıkların farkını hem aroma değeri hem de kalite değerleri açısından karşılaştırmak amacıyla bir proje hazırladıklarını dile getiren Akar şunları kaydetti. Bizde kurum olarak zaten güneşte kurutulan fındıklar ve kurutma makinesinde kurutulan fındıkların arasındaki farkı hem aroma değeri olarak hem kalite değerleri olarak farklarını karşılaştırmak amacıyla bir proje hazırladık. Bu projemiz bu sene başladı. Biz aynı anda hasat edilen fındıkları bir kısmını kurutma makinesinde, bir kısmını güneşte kurutuyoruz ve daha sonra da depolama koşullarında belli dönem aralıklarda hem aroma yönünden hem kalite yönünden farklarını göreceğiz. İnşallah 2 yıl sonra projemiz bittiğinde de daha net güneşte kurutulan fındıklar belki daha lezzetli olabilir diyebileceğiz. Fakat güneşte kurutmanın alternatifi olarak da makinalı kurutmaya geçilmelidir de diyebileceğiz. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karansa Doğu Karadeniz iklim şartlarına bağlı olarak fındık kurutma işleminin zor olduğunu belirterek fındık kurutma makinesinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Ordu Giresun Hava Yolu'nun açılması, Karadeniz otoyollarının yeniden yapılması ve yatak sayısının artmasıyla Ordu ile turizm pastasından payını almaya başladı. Ancak aldığı bu pay yeterli mi değil mi tartışılır. Bu payı arttırmak Ordu turizmine katkı sağlamak için aslen Ordu Perşembeli olan iş adamı ve Almanya Hür Demokrat Parti Bölge Başkan Yardımcısı Seyfettin Karagöl, kendisi gibi gurbetçilere ve burada bulunan Türk sivil toplum örgütlerine Ordu turizmine destek çağrısında bulunarak Ordu'yu tanıtın, tanıttırın, en az bir yabancı konuk ağırlayın dedi. Dolayısıyla da halkımızı buraya davet ediyorum, arkadaşlarınızı yönlendirin. Ve diyorum ki her Türkiye bir değil, iki Alman veya iki Hollandalı, iki İsviçreli veya iki tane Fransalı buralara gelmeli. Yönlendirin arkadaşlar, yönlendirin. Ben başka bir şey demiyorum. Ordu doğası, denizi, tarihi ve kültürüyle turizmde payını artırmaya amaçlıyor. Özellikle de deniz üzerine kurulan havaalanı, otoyollar ve geliştirdiği turizm altyapısıyla yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekmeyi başardı. O yüzden hepimize son derece bir görev düşüyor. Buraya halkımızı davet etmeliyiz. Bakın biz 5 milyonuz yurt dışında diyorum, Avrupa'nın genelinde yaşayan. Hepimiz buralara gelmeliyiz. Benim Mallorca iznim vardı ailemle birlikte. Ben onu çevirdim, buraya aldım, bilerek aldım.
mutluyum. Buralarda geziyorum, çeşitli hem öyle yerlere gidiyorum ki, öyle insanlarla oturuyorum ki mutlu da oluyorum. Akşamleyin eve gittiğimde huzur içinde uyuyorum. Almanya'da bulunan ve aslen Ordu Perşembeli olan gurbetçi iş adamı ve Almanya Hür Demokrat Parti Bölge Başkan Yardımcısı Seyfettin Karagöl, tatil rotasını değiştirerek geldiği Ordu'da kendisi gibi gurbetçileri ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulundu. Ordu ilinin eşsiz güzelliklerini bulundukları ülke insanlarına tanıtmalarını ve tanıtırmalarını isteyen Karagöl, yurt dışından Türkiye'ye geldiğinizde en az iki yabancıyı Ordu'ya davet edin, dedi. Pahalı turist o tarafta, para bırakması gereken turist o tarafta, kapatılmayan turist, her şey dahil sisteminin dışındaki turistler orada. Dolayısıyla onları buralara teşvik etmek lazım. Orada bizim yurt dışında 5 milyona yakın Avrupa'da yaşayan vatandaşımız var. Her vatandaşımız birer insan gönderse bu ülkeye 5 milyon insan eder. Ben bakın 15 Temmuz'dan sonra 3 tane aileyi yönlendirdim. Alman arkadaşımızı ailesiyle Side'ye yönlendirdim. Ve sanki böyle bir şey yapmışlığın huzurunu yaşıyorum. Ordu'nun Gölköy ilçesi sınırlarında bulunan güzel yayla, temiz havası, doğal yaşamı ve muhteşem güzelliğiyle görenlere adı gibi güzel yayla dedirtiyor. Bu yaylanın adı da kendisi de güzel. Ordu'nun Gölköy ilçesi sınırlarında bulunan güzel yayla, temiz havası, doğal yaşamı ve muhteşem güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Yörede Mayıs ile Ekim arasında tercih edilen yaylalar, bol oksijenli ve temiz havası, dağdan gelen su kaynakları ve derelerin şırıltısı eşliğinde serin ve güzel bir ortam sunuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yemyeşil çayırlarda otlatan yayla sakinleri, hayvanların süt, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi ürünlerinden yararlanıyor. Vatandaşlar yaylalardaki bahçelerinde karalahana, patates, soğan, marul gibi sebzeleri de yetiştiriyor. Burada yaylacılık yapıyorum, hayvancılık yapıyorum. Burada çayırda, çimende, otlağı yerlerde mal otluyor. Gelip burada yaşıyor memleketi. Okulların kapanmasıyla yaz tatiline giren çocuklar için de güzel yayla, arazilerin genişliği ve doğal ortamı sayesinde ferah oyun alanları oluşturuyor. Özgürce çayırlarda koşabilen çocuklar doğal beslenme fırsatı da yakalıyor. Güzel yayla kısa süreli tatil yapabilen gurbetçileri ve yerli turistleri güzel manzarasıyla ağırlıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşan tatilciler tavuk, horoz, inek, kuş gibi hayvan sesleri içerisinde doğa yürüyüşü yapma şansı buluyor. İneğimizin, danamızın peynirini satarık, işte sütünü satarık oğlum. Bu memlekette yaşarık. Beymine yaşıyor. Çocuklarımız İstanbul'da. Kendi halimize işte böyle durup duranın yok. Daha ne oluyor sonumuzda? Doğa severler gökyüzünün mavisiyle yeşilin farklı tonları eşliğinde adeta tablo güzelliğinde fotoğraf kareleri yakalayabiliyor. Otantik ahşap mimarisiyle donatılan evler fotoğraf karelerine ayrı güzellik katıyor. Çok sayıda kaynaktan güzel yaylaya ulaşan su doğal tüketim için fırsat sağlıyor. Eşsiz doğanın güzel kokusuyla çam ağaçlarından kazınarak elde edilebilen çam sakızı da kişilerin yakınlarına hediye edebileceği yaylaya ait en güzel ürünler arasında yer alıyor. Abi buranın suyu gibi suya Türkiye'de olmaz. Türkiye'de de o hiçbir yerde olmaz. Böyle su. Bu yaşımız suya evvelki gün İstanbul'a yettim. Yettiğime pişman oldum. Burada yaşamıyla, Gölköy'ündeki yaşamıyla buranın yaşamanın arasında yine kaldı dağ var. Ordu'dan daha üstün. Ordu Gölköy'ünden, Gölköy Ordu'dan iyidir yaşamak için. Gölköy'ünden burada daha üstün yani. Ünye'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Çamlık Projesi'nin Ünye başta olmak üzere bölgeye değer katan vizyon bir proje olacağını söyledi. Çamyar ayrıca Ünye'de yıllardır süren ve deniz kıyısına dökülen çöp sorunu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Ünye Çamlık Projesi'nin Ünye başta olmak üzere bölgeye değer katan vizyon bir proje olacağını söyledi. Bugün oraya yapılmak istenen Büyükşehir Belediye'miz tarafından proje, tamamen dış cephesi ahşap dokuya uygun şekliyle tek katlı. Çünkü imar planı orada çok kata zaten müsaade etmiyor.
eski yıkılan restoranın alanı kadar bir ağaç kesimine asla ihtiyaç duyulmadan, böyle bir adım atılmadan eski alana tek katlı İstanbul'daki Hidiv Kasrı tarzı gibi bir proje Büyükşehir Belediye Başkanımız paylaştı. Aşağıdan manzaranın izlenebileceği şekliyle. Önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacaktı. Dün Büyükşehir'de yapmış olduğumuz bir toplantıda proje ekibi farklı bir fikir öne koydular. Dediler ki Ünye'de bir yüzme havuzuna da ihtiyaç var. Halkın gidebileceği bir yüzme havuzuna ihtiyaç var. Acaba yerin altına teknik olarak bir engel olmaz ise bir yüzme havuzu, bir fitness salonu, Türk hamamı konulup üzerine yine tek katlı bir restoran konulabilir mi şekliyle bir çalışma yürütüyorlar. Başkan Çamyar ayrıca Ünye'de yıllardır süren ve deniz kıyısına dökülen çöple ilgili kesin ve köklü bir çözüm amacıyla hayata geçecek geri dönüşüm ve ayrıştırma projesiyle ilgili son günlerde kamuoyundan oluşan ve eski Kızılcakese mahallesini ilgilendiren alanla ilgili de konuştu. O alan çöp depolama değil, ayrıştırma alanı olacak dedi. Ünye yaklaşık 32 yıldan bu zamana çöpü maalesef denizin sıfırına döküyor. Bu değişen, gelişen Ünye'mize hiçbir şekilde yakışmıyor. Çöp orada dalgalar geldiği zaman alıp beriye doğru getiriyor idi. Biz oraya bir duvar ördük sadece ama çöp oraya dökülerek yine duvarın altından beri kum geçirgen bir tabaka. Onun suyu direkt yine maalesef denize karışıyor. Büyükşehir Belediye'miz 2,5 yıldır bununla ilgili köklü bir çalışma yapıyor idi. Çöpün oraya bir daha dökülmemesiyle alakalı. Daha önceden belediyeler birliği kurulmuş idi Büyükşehir olmadan önce. İlköz bölgesinde bir düzenli depolama alanı tespit edilmiş. Ancak bir yatırım aşamasına geçilmemişti. Sadece tespit edilmiş, öyle kalmıştı. Büyükşehir Belediye'miz oraya devam etti. O çalışmaya bir taraftan yatırım yapıldı şu anda. İdare Mahkemesi'nin bir yürütmeyi durdurması var bildiğim kadarıyla. ÇED'le ilgili, ÇED raporu ile ilgili eksiklikler giderilecek ve o bölge yine düzenli depolama alanı bölgesi olacak. Giresun'un Dereli ilçesindeki Kuzulan Tabiat Parkı'na yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Hava Deresi'nde büyüklü küçüklü 3 gölden oluşan Mavi Göl görenleri büyülüyor. Mavi Göl doğa tutkunlarını büyülüyor. Kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte olan derede oluşan Mavi Göl, Giresun Şebin Karahisar yolu üzerinde yer alıyor. Karadeniz'in yemyeşil ormanları arasında saklı kalan Mavi Göl'e yaklaşık 100 metre patika yoldan yürüyerek ulaşılabiliyor. Kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akan Mavi Göl, özellikle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Orman ve Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban yaptığı açıklamada, kireç taşlarının yıkanarak suyu bazik hale getirdiğinden dolayı Mavi Göl'ün renginin turkuaz olduğunu söyledi. Mavi Göl, Giresun'a 45 kilometre mesafede, 45 dakika mesafede bulunan bir göl. Kuzulan Tabiat Parkı'yla iç içe birleşik, Süllü Deresi'nin Aksu Deresi'ne birleştiği noktada bulunmakta. Bölgenin kireç yapısından kaynaklanan sebepten dolayı, jeolojik yapısının Antalya, Burdur, Isparta bölgesine benzemesinden dolayı, kireç taşlarının yıkanarak suyu bazik hale getirmesinden dolayı, tuzluluk oranında düşmesinden dolayı rengi turkuaz mavi oluyor. 3 tane alt alta devam eden küçük büyüklü 3 tane gölden oluşuyor. Önünde güzel kayalardan güzel bir set yapılmış ve bu set buraya güzel bir göl haline getirilmiş. Doğal olmuş, yapılmış derken bu taşlar buraya kendiliğinden gelmiş ve burada doğal bir göl meydana gelmiş.
Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Az sonra spor bültenimiz sizlerle olacak. Yarın akşam görüşünceye dek hoşça kalın. Ordu Spor antrenmanı yaptı, sonrasında izne ayrıldı. 2016-2017 sezonu hazırlıklarına Durgöl tesislerinde devam eden Ordu Spor, Bayrampaşa maçı hazırlıklarına yaptığı çift kale maç ile devam etti. Pazartesi gününden itibaren tüm dikkatini Bayrampaşa müsabakasına verecek olan Mor Beyazlı Kulüp, cumartesi günü yaptığı antrenmanın ardından bir günlük izne ayrıldı. Pazar gününü izin yaparak geçirecek olan Ordu Spor, bu günü çift kale maçla değerlendirdi. Yeşil ve turuncu takım arasında oynanan karşılaşmada yeşil takımda Mertcan, Arda, Oğuz, Yunus, Şirin, Doğancan, Burak Özsoy, Özgen, Murat Torun, Emre Usta ve Emre Gemici forma giyerken turuncu takımda ise Kaan, Yasin, Burak Demirel, Altan, Asımcan, Oluş, Tolga, Mustafa, Alihan, Can Öztürk ve Batuhan forma giydi. 30'ar dakikadan iki devre halinde oynanan karşılaşmayı yeşil takım Emre Gemici'nin tek golüyle 1-0 kazandı. Öte yandan pazartesi gününden itibaren sezonun ilk karşılaşması Bayrampaşa hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Ordu Spor'da teknik direktör Metin Altınay dört gözle Bayrampaşa müsabakasını beklediklerini söyledi. Lige galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, seyircimizin desteğini de arkamıza alırsak sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz açıklamasını yaptı. Bölgesel Amatör Lig'de gruplar belli oldu. 2016-2017 sezonunda 12 grupta oynanacak Bölgesel Amatör Lig fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta yer alan Faslı Belediyespor ve Güzelordu Spor geçen sezon olduğu gibi yine ilk hafta karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Orhan Sakal Amatörler Evi'nde 26 Ağustos'ta yapılan fikstür çekiminde Güzelordu Spor ile Faslı Belediyespor ilk hafta yine rakip oldu. 24-25 Eylül'de başlayacak olan ilk haftada iki takım 19 Eylül Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Balda 12 grup birincisi statüde belirlendiği şekilde playoff turuna yükselecek. Bu turda oluşan 6 eşleşme tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak ve galipler Sportoto 3. Lig'e yükselecek. Bu turda mağlup olan 6 takım bir kez daha statüye göre eşleştirilecek ve yine tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak. 3 eşleşmenin galibi Sportoto 3. Lig'e çıkacak, son 3 takım oluşturacak. Oluşan fikstür çekimine göre Ordu ekiplerinin ilk yarı maç programı şu şekilde. Güzelordu Spor 1. hafta Faslı Belediyespor, 2. hafta 1926 Bulancak Spor, 3. hafta 13 Şubat Erzincan Gençlik Spor, 4. hafta Çarşamba Spor, 5. hafta Yol Spor, 6. hafta Yeni Amasya Spor, 7. hafta Turhal Spor, 8. hafta Bay, 9. hafta Göreli Spor, 10. hafta Ayancık Belediyespor, 11. hafta Ladik Belediyespor, Ortaköy Belediyesi Şipanovo Spor, 13. hafta Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri, Faslı Belediyespor, 1. hafta Güzelordu Spor, 2. hafta Göreli Spor, 3. hafta Ayancık Belediyespor, 4. hafta Ladik Belediyespor, 5. hafta Ortaköy Belediyesi Şipanovo Spor, 6. hafta Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri, 7. hafta Bay, 8. hafta 1926 Bulancak Spor, 9. hafta 13 Şubat Erzincan Spor, 10. hafta Çarşamba Spor, 11. hafta Yol Spor, 12. hafta Yeni Amasya Spor, 13. hafta Turhal Spor. Güzelordu Spor, Ordu'ya geri döndü. 12 günlük Nevşehir kampını tamamlayan Güzelordu Spor, Nevşehir'de güzel bir hazırlık dönemini geride bırakarak antrenmanlarına Ordu'da devam edecek. Cuma günü gece geç saatlerinde Ordu'ya gelen Ordu temsilcisi 2 günlük izne ayrıldı. 2 günlük iznin ardından pazartesi günü hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek olan Güzelordu Spor'da futbol şube sorumlusu Ertan Bakır, Nevşehir kampının kendileri adına çok verimli geçtiğini söyledi. Nevşehir'de 4 hazırlık maçı yapan Güzelordu Spor,
4 maçtan 2 beraberlik, 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet alarak Ordu'ya geri döndü. Nevşehir kampının son gününü de hazırlık karşılaşmasıyla değerlendiren Ordu temsilcisi son maçında yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada mağlup oldu. Son hazırlık maçını Kozan Belediye takımıyla yapan Güzel Ordu Spor, Kozan Belediye Spor'a 80. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olarak hazırlık maçlarındaki tek mağlubiyetini aldı. Daha önce ilk hazırlık maçında Yomra Spor ile karşılaşan Ordu temsilcisi Yomra Spor ile golsüz berabere kalmıştı. Sonrasında ikinci hazırlık karşılaşmasında 3. lig temsilcisi Payas Spor ile yapan Güzel Ordu Spor bu karşılaşmadan da 1-1 berabere kalmıştı. 3. hazırlık karşılaşmasında galibiyete uzanan Güzel Ordu Spor 3. maçta Ceyhan Belediyespor'u 2-0 mağlup etmesini başarmıştı. Öte yandan fikstürü çekilen Bölgesel Amatör Lig'de fikstür çekimini değerlendiren Güzel Ordu Spor Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır, lige derbiyle başlayacaklarını ve ilk maçta 3 puana ulaşan taraf kendileri olacağını söyledi. Fikstür çekiminin kendileri adına iyi olduğunu kaydeden Bakır, ilk yarı kafaya oynayan takımlarla deplasmanda mücadele edeceğiz. Bu bizim açımızdan iyi. Deplasmanda en az bir beraberlik alırsak, ikinci yarıda avantajı kendi lehimize çevirebiliriz açıklamasını yaptı. Ordu 1. Amatör Lig'de gruplar ve ilk hafta maçları belli oldu. 20 takımın kıyasıya mücadele edeceği Ordu 1. Amatör Küme kuraları çekildi. Ordu 19 Eylül Stadyumunda basın toplantısı salonunda çekilen kura sonucu, gruplar ve ilk hafta maçları da belli oldu. Amatör kulüp yetkililerinde olduğu kura çekiminde geçen sezon tartışma nedeni olan playoff ve playout maçlarının nerede oynanacağı da şimdiden netlik kazandı. Yapılan oylama sonucuna göre playoff maçlarının yarı final ve final maçları ile Bölgesel Amatör Lig'de gelecek sezon mücadele edecek takımı belirleyecek playout karşılaşmaları Ordu 19 Eylül Stadyumunda oynanacak. Çekilen kuraya göre oluşan gruplar şu şekilde. A grubu: Kabataş Spor, Gölköy Spor, Turnasuyu Spor, Eski Pazar Spor, Korgan Spor, Ulubey Belediye Spor, Altınordu Belediye Spor, Akyazı Gençlik, Soya Spor, Aybası Spor. B grubu: Çamay Spor, Kumru Spor, İdman Yurdu, Fatsa Yaşam Spor, Çaybaşı Spor, Esnaf Spor, Demir Spor, Ünye 1957 Spor, Perşembe Spor, Kiraz Limanı Spor. Gruplarda oluşan ilk hafta maçları ise şu şekilde. A grubu: Kabataş Spor, Aybası Spor, Gölköy Spor, Soya Spor, Turnosil Spor, Akyazı Gençlik, Eski Pazar Spor, Altınordu Belediye Spor, Korgan Spor, Ulubey Belediye Spor. B grubu: Çamay Spor, Kiraz Limanı Spor, Kumru Spor, Perşembe Spor, İdman Yurdu, Ünye 1957 Spor, Fatsa Yaşam Spor, Demir Spor, Çaybaşı Spor, Esnaf Spor. Ordu 1. Amatör Lig'de ilk hafta maçları 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak.